Bakın İslam'ın düşmanları İslam'ın bir bütün olduğunu biliyor fakat Müslümanların çoğu bilmiyor. Bir bütündür. Ya tamamı olur ya hiçbir şey olmaz. Yani Müslümanları sadece efendim beş vakit namazı eda ediniz İslam tamamdır diyemezsiniz. Bu İslam'a Kur'an'a göre olur. Efendim kıl beşi bitir işi. Bu fevkalade cahil sözüdür, Yahudi sözüdür. Mümkün değildir. Kitabullah'a uymayan bir sözdür. Olur mu öyle şey? Kaldı ki beş vakit namazı bile isteyen istediği yerde eda edemiyor. Bakınız, bugünkü gazeteden kestiğim üniversitede rezalet olan bir hadiseyi aynen kelime kelime okuyayım. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde kainatın en büyük rezaleti. Bir yazı okuyayım bakın. Resmi yazı. Altında rektörün imzası var. Yazı şu. Hacettepe Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler ve öğretim üyeleri namaz kılmak için, namaz kılanlar için üniversitenin içinde bir odayı mescit yapsınlar diye rektörlüğe müracaat etmişler. Dilekçe vermişler. Namaz kılan öğretim üyeleriyle öğrenciler adına bir tanesi rektörlüğe, Hacettepe Üniversitesi rektörlüğüne dilekçe vermişler. Anlaşıldı mı anlaşılmadı mı? Hadise bu. Şimdi rektörün verdiği cevabı aynen okuyorum harfi harfine. Bakın ne diyor. Cevap aynen şöyle. Üniversitemiz rektörlüğüne vermiş olduğunuz dilekçeniz incelenmiştir. Dilekçeyi incelemişler. Allah'a ibadet insanların kendi kalplerinde Allah'la kul arasında olduğu gibi Kur'an'da da belirtildiği gibi derslerine çalışmak da ibadettir. Namaz diyor Allah'la kul arasında bir şeydir diyor. Böyle meydanlara çıkmaya bir lüzum yok. Böyle sahalara, salonlara, efendim bir yere çıkmaya gerek. Hem de Kur'an'a iftira etmiş, Kur'an'da da belirtildiği gibi derslerine çalışmakla da ibadet olur. Yani bir talebe dersine çalışırsa beş vakit namaza gerek yok, o da ibadet olur diyor. Şu rektörlüğe bak, üniversiteye bak Allah aşkına. İlla bir ibadet yapılmak isteniyorsa camiye kadar yürümek gerekmektedir. Aksi halde her mekan yakınına bir ibadet yeri açılması görüşü doğru olsaydı her apartmanda da bir mescit veya cami yapılması gerekirdi. Sizin bu ibadet isteğiniz öğrencilik hayatınızın ve şartlarınızın ötesine geçiyorsa fakülteden çıkacaksınız, eğitiminize ilahiyat fakültesinde devam edeceksiniz. Burada namaz kılmaya müsaade edilemez. Aynen altında Profesör Doktor Yüksel Bozer, Hacettepe Üniversitesi Rektörü. Resmen size burada namaza yer yok diyor adam. Hani namaz kılmak serbestliği, ibadet özgürlüğü vardı, inanç özgürlüğü vardı, kimsenin namazına karışılmıyordu. Hani yani Allah aşkına bugünkü gazeteler hepsinde var bu hadise. Ve aynı üniversitede Hacettepe'de dün gördünüz haberlerde hasta bir insana kan vermek için gelen iki başörtülü kızın siz başörtülüsünüz başınızı açmadan sizin kanınızı kabul etmem diye kanlarını almadılar. Dün akşam. İslam'ın düşmanları değil de bunlar nesidir peki? İslam öyle canlı bir varlık ortada dolaşan bir şey değil ki yakalayasını da gırtlağını sıra. İslam insanların hayatında tecelli eden bir iman esasıdır. İnsanların inancına, ibadet etmesine Allah'ın kitabında beyan ettiği gibi müsaade etmiş değilseniz bal gibi İslam düşmanısınız. Din düşmanısınız.